kaderimizin kozmik sırlarını anlamak için aslında en önemli yerdeyiz şu anda. Meleku alem. Küçük fizik bedenlerimizin arkasındaki o koca koca alemler, bu fizik bedenlerin aslında nasıl muhteşem ruhsal bir mekanizmanın mükemmel bir parçası olduğunu, beslendiğini, beslenmeyi unuttuğunda evet mecburen bu aleme mahkum bir hayat yaşadığını görüyoruz. Kişi kendini bildikçe, gücünü fark ettikçe neye odaklanırsanız o büyüyor. Bir şekilde bu bilgi açığa çıkıyor. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Serimizin 6. bölümündeyiz. Kaderinizin kozmik sırları. Şimdi kaderimizin kozmik sırlarını anlamak için aslında en önemli yerdeyiz şu anda. Melekut alem. Diğer adı misal alemi. Yani bizim insani ruhumuzun, yani her birimizin hem insan olup hem de insan olduktan sonra fıtratlarımızın, cinsiyetlerimizin, kimliklerimizin, rollerimizin şekillendiği, suret kazandığı alem burası. O yüzden çok kıymetli, çok önemli. Hala da bağlantı kurduğumuz, bu hayatta bir takım e, inişlerimizin ve çıkışlarımızın birebir etkisinin olduğu alem arkadaşlar. Görmesek de kalp aracılığıyla her an bağlantılı olduğumuz, kalbin o üçüncü katmanındaki insani ruh aracılığıyla melekut alemdeki, misal alemdeki bilgilere vakıf olup e, o bilgilere dair hayatımıza yeni gerçekliklerin ortaya çıkmasını sağladığımız alem. Bu ufak hatırlatmayı buraya ekleyelim. İnsan kalbindeki üçüncü katman, insani ruh, alemdeki melekut aleme denk geliyor. Ceberut alem nasıl sırra denk geliyorsa, melekut alem de nefsinin hemen altında, nefsin şekillenmesinde öncelikli unsur olan insani ruhun, şekillendiği alemdir arkadaşlar. Bizler nitekim bu alemde uykuya daldığımızda da misal alemlerinde ruhumuzla, bilincimizle gezip dolaşıyoruz. Kimini unutuyoruz, kimini hiç hatırlamıyoruz. Böyle bir gerçekliği yok saymamıza neden olamaz. Melekut alemi anlatırken ilk videodaki hali tekrar hatırlayalım. Lahut, Ceberut, Melekut ve Mülk alemi. Daha bu aleme, bu bedene girmedik ya da bu bedene girdiysek de bu bedenin, bu mülk aleminin bir üst katmanında var olan bu mülk alemi tamamıyla şekillendiren alem. Ben bu alemi neye benzetiyorum? Bir işte geceye gidersiniz, bir eğlence ya da bir düğüne gidersiniz ya da herhangi bir toplantıya gidersiniz. Gideceğiniz ortama göre giyinip kuşanırsınız. İşte elbise, etek, pantolon giyersiniz. Ayakkabınızı seçersiniz. Saçınızı, başınızı ona göre dizayn edersiniz. Gideceğiniz e, işte bir toplantıysa daha ciddiye giyinirsiniz. Gideceğiniz bir eğlence mekanıysa işte belki daha frapan olursunuz. Gündelik bir alanda spor yapmaya gideceksiniz. Belki eşofmanlarınızı giyersiniz. Tam da böyle bir yer. Ben melekut alemi sanki insanın bu fizik bedeninin suretlerinin biçimlerinin açığa çıkması için orada edindiği bir gardrop olarak görüyorum aslında. Ve o gardroptan aldığımız bu dünyaya indiğimizde ruhur eden bu bedenin de nasıl biz gardıroplarımızı yeniliyoruz, değiştiriyoruz, onun gibi değiştiğini, dönüştüğünü görüyorum. Nitekim arkadaşlar hani ulvi ve süfli kelimelerinden bahsetmiştik. Ulvi alem özellikle lahut alem, ceberut alemlerden bahsetmiştik. Misal alemi adından da anlaşılacağı gibi olasılıklar alemi. Yani değişen, dönüşen bir alem. İnsani ruhtaki bilgi de öyle. Nitekim her birimiz insani ruha sahibiz. Ancak işte Emine'ninki, Ayşe'ninki, Hasan'ınki, Hüseyin'inki hepsi birbirinden başka. Çünkü aynen o düğüne ya da o toplantıya giderken her birimiz kendi zevkine göre bir şeyleri giyinip kuşanıp gidiyorsa, kendi ihtiyaç duyduğu alana göre bir takım işte takılar üzerine alıyorsa, onun gibi arkadaşlar burası nefis gibi düşünmeyin nefis bütün alemle bağlantılı ve değişkenken insani ruh tamamıyla sizin şimdiki bu hayatta hazır surette var olan suretinizin soyut planda biçimlenmiş hali. Burası birazcık daha soyut bir tarafımız. Yani biz bu hayata çok ne diyelim imkanları kısıtlı bir ailede geldik ve biz de imkanları kısıtlı biri olarak bu dünyada var olduk. Ancak biz melekut alemdeki bilgiler, oradaki işte gardrop, Oradaki e, ne diyeceğim enerjilerin değişimiyle kendi ilerleyen hayatımızda e, daha rahat maddi ve manevi olarak daha rahat bir hayata geçiş yapabiliriz. Ya da işte ailemiz çok bilgeyken biz cahil, ailemiz çok cahilken biz bilge. işte zenginken fakir, fakirken zengin olabiliriz. Nitekim insan oğlunun hayatına baktığınızda değil mi? Şöyle dümdüz eğri içerisinde yaşayan yok mutlu, mutsuz, huzurlu, huzursuz, başarılı, başarısız, işte zengin, fakir, bir takım alanlarda sevildiğini hissederken bir takım alanlarda kendini hep yetersiz ve sevilmemiş gibi hissetmesi, hayatın her alanında başka başka olması. Aslında işte bizim bu misal aleminde, olasılıklar aleminde edindiğimiz, Fıtratımız ve bu fıtrata uygun yine o alemden gelen bilgiyi alma şeklimizde birebir. Birazcık soyut bir anlatım oldu ama arkadaşlar bu videoyu daha iyi anlayabilmek için bir önceki hatta serinin önceki diğer videolarını izlemenizi tavsiye ediyorum. Ki burası çok daha iyi anlaşılsın. Ki burası zaten kaderinizin kozmik sırları cümlesinin tam karşılığını barındıran birçok feleği içinde barındırıyor arkadaşlar. Şimdi melekut alemin kendine dar evrensel bir şeması var. Şimdi onu görüyorsunuz ekranda. Şimdi burada gördüğümüz üzere yanındaki özellikle bütün dört büyük alemin iç içe geçtiği alanda melekut alemi görüyorsunuz. O melekut alemin de kendi içindeki katmanları görüyorsunuz. Melekut alemi gö baktığınızda görüyorsunuz ki en üstte arş var. Sonra onun altında kürsi var. Ve onun altında bugün e, benim de anlattığım astrolojideki o burçlar, burçlar feleğinin bulunduğu alan var. Sonra hep bahsettiğimiz cennetler var. Sonra işte hep yine astrolojik olarak bahsettiğimiz o yedi gök katıyla birlikte isimlerini çok duyduğumuz Mars, Jüpiter, Venüs ya da işte Güneş, Ay, Merkür gibi diğer o yedi yıldız, yedi gezegen dediğimiz alanın bulunduğu yedi gök katı var. Sonra dört unsur feleği var. Bütün bunlar insanın bu aleme inerken, sadece insanın değil tüm varlığın bu aleme inerken üzerine aldığı e, özellikler arkadaşlar e, olarak bir sıralama halinde görebiliriz. Şimdi insanın hani 18 bin alemden geçip geldiğini hep söylüyorum ve bu alemlerden geçip gelirken de yaşadığı deneyim, tecrübe edindiği bilgi ve bu bilgiyi işte anlattığımız nefse dair güçlerle kendine ait akletmesi, fikretmesi, idrak etme şekliyle bir takım suretlere bürünmesi ve sonuç olarak bu dünyada işte doğmasıyla açığa çıkan o küçük fizik bedenlerimizin arkasındaki o koca koca alemler. Yani insan bütün alemlerden süzülmüş gelmiş. O bizim gördüğümüzde hiçbir şey bilmeyen, minicik bebek, konuşmayı bilmeyen, duymayı bilmeyen, yürümeyi bilmeyen ya da bu aleme dair her şeyi Annesinden, babasından ya da etrafındaki kişilerden öğrenmek zorunda kalan, böyle aciz, zayıf, çaresiz bir varlık olarak gözüken bir işte insanın, o küçücük o bebeğin aslında nasıl bir bilgelikle geldiğini umarım şimdi anlamışsınızdır. O yüzden de artık o sen hiçbir şey bilmezsin, sen ne anlarsın deyip bazen cahil muamelesi yaptığımız o bize emanet evlatlara, o emanet insanlara artık bakış açımız belki bir nebse değişir arkadaşlar. Çünkü onların bizden tek farkı bizim bu dünyada onlardan daha çok yaşamamız, onlardan daha önce geldiğimiz için bu bedenin içinde yaşamaya daha alışık olduğumuzdan başka bir şey yok yani. Bizler de bu bedene girdiğimizde bu bedenin içine nasıl yürünürü bilemedik. Bu bedenin içine nasıl konuşuru bilemedik. Aslında kelam sıfatına sahiptik öyle değil mi? Görmeye, duymaya sahiptik sahip olduğumuz ruhla. Ve bütün bu bilgiyi şekillendirme halimiz vardı mana aleminde. Ancak mana aleminde bildiğimiz bütün bilgiyi bu fizik beden içerisinde deneyimlemek noktasında acemiydik. O yüzden o bebeklik ve çocukluk evrelerinde bu bedenin içinde nasıl konuşulur, nasıl duyulur, nasıl yürünür, nasıl bu beden beslenir deyip ne yaptık? Buraya aslında adapte olmaya çalıştığımız bir dönem ben bebekliği, çocukluğu böyle bir evre olarak görüyorum. Ancak bu süreçte kişi bu bedene çok odaklandığında işte o ruhsal boyuttaki mana alemindeki bilgisinden iyice uzaklaşmaya başlıyor. Hani biz ne zaman bu bedenin ihtiyaçlarına bu kadar odaklanıyorsak ve sadece kendimizi bu bedenden ibaret zannediyorsak bu ruhsal boyuttaki o bir takım bilgilerden bu kadar mahrum kalıyoruz. Bu kadar hakikatimizden zaten uzak kalıyoruz arkadaşlar. O yüzden de amacımızı tekrar hatırlatalım. Bütün bunlarla birlikte şunu görüyoruz ki bizim sadece etten kemikten olarak gördüğümüz bu alemden ibaret zannettiğimiz bu fizik bedenlerin aslında nasıl e, muhteşem ruhsal bir mekanizmanın mükemmel bir parçası olduğunu ve hep beslendiğini ama unuttuğunda beslenmeyi unuttuğunda evet mecburen bu alem'e mahkum bir hayat yaşadığını görüyoruz. O yüzden bugünkü işte savaşlar, işte iklim krizleri ya da bir takım politik ya da ekonomik ve dış unsurların hayatımızı zehretmesi ya da hayatımıza gözümüzden sakınmadığımız ebeveynlerimizin, ailemizin, eşimizin, işte işimizin hayatımıza bir takım sıkıntıları e, maruz kalmamıza sebebiyet verirken bizi çaresiz hissettirmesinin aslında ne kadar boş olduğunu anlatmak istiyorum ben. Sen öyle bilge ve ruhsal bir varlıksın ki ve bu ruhsal bilgeliğin her an kalbin aracılığıyla sürekli tazelenmekte ki hiç kimseye ihtiyacın yok. Kendi hakikatini fark eden bir bireyin kendi başına hareket edebilmesi, kendine güvenmesi, kendi sahip olduğu potansiyel doğrultusunda, gücü ve marifetleri doğrultusunda kolaylıkla harekete geçip hayatına dair bütün inisiyatifleri alması, diğerlerinin ilişki iletişim kurmak zorunda olmadan kendi hayatında tam ve bütün olmasının mümkün olduğunu biz ne yapıyoruz bu videolar aracılığıyla inşallah anlamaya ve idrak etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Misal aleminin yani melekut alemi anlatmanın birkaç video ya da birazcık zamanımızı alacağını şimdiden söyleyeyim sizlere. Çünkü bu alem tamamıyla bizim suretlerimizin, şekillerimizin kazanıldığı alem. O yüzden merhale merhale gideceğiz. Özellikle burada öncelikle arştan başlayacağız. Melekut alemin en başı, Rahman'ın bütün alemi yaratıp arşa istiva ettiğim diyerek nitelendirdiği ve işaret buyurduğu alan arkadaşlar. İşte sürekli Allah'ın Rahman ismiyle nitelediği, bütün alemin Rahman isminin kontrolünde olduğunu benim anladığım bu ifade, işte Allah'ın yerleri ve gökleri yarattıktan sonra, bütün alemi yarattıktan sonra arşa istiva etmesi, tabiri caizse oturması ki bunun bizdeki batın karşılığı hükmünü Rahman isminin hükmünde hareket ettiğini anladığımız bir gerçeklik. Melekut alemi aklınıza getirdiğinizde misal alemini Rahman isminden ayrı düşünemeyeceğiz. Rahman isminin karşılığına kısaca yer verirsek ne demek arkadaşlar? Bu alemde hiçbir varlığı hem tür olarak cin, insan, hayvan, bitki, maden, melek göz ardı etmek sizin ilahi sisteme tabi olan her birini rızıklandıran bilgiyle, gerçekten maddi ve manevi gıdalarla destekleyen Allah demek. Seven, koruyan, kuşatan Allah demek. Bugünkü insan işte inananların bu hayatta daha rahat yaşamasını, inanmayanların bu hayatta daha zor yaşaması gerektiğini zanneden inançlı insanlara bir duyurudur. Bu dünyada Allah'ın Rahman ismi inanana inanmayana, ateist olup Rabbi inkar edip Kafasını secdeden kaldırmayan imanlı insanına kadar fark etmek sizin herkese eşit ve adil surette davranıyor arkadaşlar. Rahman ismi tam da bu demek. Ancak işte bizim Rahim isminden beklentimiz, yaptıklarımız, e, harekete geçtiğimiz olaylar ve durumlar karşısında bir karşılık beklediğimiz alan ise Rahim ismi. Burada konuyu dağıtmadan tekrar misal alemine geçecek olursak, işte misal aleminde hüküm sahibi olan, Tabi Allah'ın bütün isimleri hüküm mü var? Ancak Rahman ismini Allah özellikle Kur'an'da birçok ayette bahsederek ne diyor? Sizin bu mülk alemindeki hayatınızın ve melekut alemdeki bu hayatın soyut planda şekillendirilmesinin başında Allah'ın Rahman ismi var. O yüzden Allah bütün kullarına, bütün varlığa ve bütün sistemlere aynı mesafede ve aynı ölçüde, aynı ilahi nizam üzere ne yapmakta, muamele etmekte. Evet bu noktada arşın yani arşı ı alanın bütün evrensel planda altı türün üzerinde bir hükmü olduğunu, hepsini kuşattığını, hepsini içine aldığını biz buradan artık anlıyoruz ve her şey onun içinde ve onun hükmünde e, dizayn oluyor ve bir şekilde hem madde hem mana düzeyinde açığa çıkıyor. Şimdi arkadaşlar arşın altında evet kürsi ve kürsünün içinde, az önceki bahsettiğimiz felekler yer alıyor. Ancak arşın bir altında şöyle bir alan var. Sidretül Münteha ve Berzah Alemi dediğimiz alan var. Şimdi kaderimizin kozmik sırları kısmında buranın nasıl bir önemi var derseniz burada özellikle Berzah Alemi dediğimiz alan diğer adı Ruhlar Alemi. Çok daha iyi bileceksiniz böyle söyleyince. İşte bizim o meşhur Eles Bezmi dediğimiz alan. Arşın altında kürsünün üstündeki bir alan. Yani kürsü de şöyle düşünelim, arşın altı ile kürsünün üstündeki bu ara alemde ki berzah zaten ara alemdir. Burası sanki hani o düğüne ya da toplantıya gidecek kişinin gideceği alanda bir takım planlamalar yaparsınız ya aklınızdan düşünürsünüz şöyle mi giysem bunu mu yapsam dediğiniz alan, karar verme alanı gibi ruhsal planda, soyut planda. Kürsüden sonra orada alınan kararların e, sanki uygulanma hali gibi düşünün. Yani ben neye giyeceğime karar verdim. Berzah öyle bir alan. E, nereye gideceğime karar verdim. Orada neye giyeceğime karar verdim. Berzah halemini öyle tasvir edebiliriz. Fakat berzahın altındaki kürsüden sonra evet gardırobumu açıyorum. Ve artık o aklımda tasarladığım, planladığım şeyleri üzerime giyinmeye başlıyorum. Bu noktada berzah alemi özellikle insanın bu hayatında önemli bir yer ve bu hayatından sonraki alanda da önemli bir yer. Zaten Alem dairesel bir surette hep tasvir ediyoruz. Sizinle paylaştığım görsellerde görüyorsunuz. Nitekim Allah'ın her birinizin tekrar aslına döndürülmesi noktasında hep bir dönüşten bahsediliyor. Ve alemin böyle bir dönüş suretiyle tekrar kendine ve özüne döneceğinden bahsediliyor. İşte berzah böyle bir alan arkadaşlar. Berzah'ın e, bir üstünde Sidretül Müntaha var. Burası özellikle dört büyük meleğin e, makamı olarak biliniyor. Buranın üzerine çok durmak istemiyorum. Çünkü bizim işimiz daha çok oradaki Berzah alemi dediğimiz ara alem, El Esbezmi, e, ruhun ve nefsin, ruh ve nefisin birleşmesiyle açığa çıkan varlığın Rabbi ile buluştuğu, gördüğü alan burası. Berzah alemi iki bölüm arkadaşlar. Birinci berzah ve ikinci berzah olarak adlandırılıyor. Burada birinci berzahta daha bedene girmemiş ruhların bulunduğu alan, ikinci berzahta da ruhun bedenlendikten sonra ölüm hadisesiyle birlikte tekrar döndüğü alan olarak anlatılıyor. Bu berzahı aklınızda bir bekleme salonu olarak sakın ha, tasvir etmeyin. Çünkü burası bir bekleme salonu değil. Berzah aleminde var olan ruhlar alemlerde gezmeye, dolaşmaya devam ediyorlar. Ancak ara bir alem demek bu. Yani berzah kelimesini duyduğunuzda ara. Yani ne bu fizik bedende ne de ruhsal boyutta daha işte tam emin olma hakikatini gerçekleştirmemiş plan ve proje bazında bir alanda gibi düşünün. Yani sizin ortaya koyacağınız işte somut bir binanın plan ve proje aşaması gibi düşünün. Araftır değil mi? Her şey daha havadadır. Nitekim siz o bina yapmaya başladığınızda projede olması gerektiğini düşündüğünüz birçok şeyi ne yapıyorsunuz? Değiştiriyorsunuz yolda. Bazen bilinçli olarak istiyorsunuz, bazen yaşadığınız şartlar sizi mecbur ve mahkum bırakıyor. Bunun gibi o yüzden berzah aleminde, ruhlar aleminde bizler Rabbimize söz verdik. Ki biz Müslümanlar olarak şuna iman ediyoruz. Bütün bu dünyaya gelen insanlar imanlı Rabbini ve kendi bilerek geliyorlar. Hani diğer başka dinlerde özellikle Hristiyanlıkta İnsan bu dünya günahkar olarak gelirken bizim inancımıza göre insan buraya tertemiz, kendini Rabbini bilen güçlü bir varlık olarak bu aleme geliyor ruhsal boyutta. Bu noktada işte bu kadar güçlü gelmenin sebebi de gözündeki hiçbir perdenin olmaması, kendi gücüne, hani o bahsettiğimiz ruhundaki, nefsindeki gücüne, alemde Rabbinin bilgisine, alemde Rabbinin o meleklerinin bilgisine, kendi için neler yarattığına dair bilgiye, Sahip olduğu o e, Celal ve sıfatları sıfatlarıyla birlikte hangi güçlere sahip olduğunu biliyor. O yüzden kendinden çok emin ve kendi çok güvenerek Rabbinden çok emin ve Rabbine çok güvenerek aleme dair karşısına ne çıksa alt edebilecek kabiliyette olduğuna dair bilgiyle var. Bu bilginin üzerine niye bastırıyorum arkadaşlar? Bazen bu dünyaya insan e, niye böyle bir zayıflık seçerek gelir? Ne, neden böyle işte? kötü bir ortamda dünya gelmeyi ister ki ya da neden bu sağlık problemleriyle doğar ki diye bazen sorguluyoruz ya hayatı ve insanı sadece bu dünyadan ibaret zannettiğimizde. İnsan insan neden bu dünya sakat gelmek ister ki diyoruz. Bu dünya göre bir eksik bir kusur gibi gözüken bir görüntünün aslında ruh ve nefis boyutundaki varlık için bir zayıflık emaresi olmadığını bilmemiz açısından. Mesela işte aklıma şu anda gelen Hawking birçok hani kaslarıyla ilgili, bedeniyle ilgili birçok aslında gücü kaybettiği halde aklının gücüyle değil mi hayatının son ana kadar gayet güzel yönetebildi. Çünkü bu işte insan ruhunun ne kadar güçlü olduğunu, nefsinin ve kalbinin ne kadar güçlü olduğunu. O kalp durmak, o kalp durmadıktan sonra ve o kalp ruhundaki bilgilikle temasa geçtikten sonra ki Hawking gibi daha birçok ben e, bilim adamının, alemi keşfetmek üzere hayatını vakfeden kişinin ruhunun bilgeliyle zaten temasa geçtiğini düşünüyorum. Alemdeki bilgiyi almaya vakıf insanlar çünkü onunla çok meşguller. Çok meşgul oldukları için onlara o bilgi açılıyor. Dedik ya Allah'ın Rahman ismi inanan inanmayan ya da hangi neye inanırsa inansın, nasıl bir hayat yaşarsa yaşasın, kişinin sebepler dairesinde başvurmasıyla birlikte kapıların açıldığı bir alem bu alem. O yüzden hiç kimse somut planda hayatına bakıp da kendi hayatının ya da kaderinin geleceğiyle ilgili bir çaresizliğe ya da bir hüsrana kendini kaptırmasın arkadaşlar. O yüzden bugünkü hayatınız sizi yanıltmasın ya da daha önceki yaşadığınız hayat sizi yanıltmasın. Nitekim yaşadığımız bütün bu sıkıntılar ve zorluklar kendimiz hakkındaki yanılgılarımızdan kaynaklı. Dünya, evren, ilahi sistem, Rabbimiz hakkındaki yanılgılarımızdan ve unutmuşluklarımızdan kaynaklı. Ne kadar güçlü olduğumuzu, nasıl bir sistemin içinde var olduğumuzu ve olmaya devam ettiğimizi unuttuğumuz için zaten bugün bir takım güçsüzlükler, zayıflıklar ya da yokluklar, yoksunluklar hayatımızda var oluyor arkadaşlar. Kişi kendini bildikçe, gücünü fark ettikçe neye odaklanırsanız o büyüyor. Ve bir şekilde bu bilgi açığa çıkıyor. Siz beyne bir bilgi verin. Bakın akşamdan bir şey düşünün. Ne yaşıyorsunuz sonrasında? Sabah uyandığınızda e, hiç aklınızda o bilgi yokken bile bir anda o bilginin cevabıyla karşılaşıyorsunuz. Çünkü beyin bir şekilde o bilgiyi ne yapacak? İşte kalpten ne kadar bağlantısı varsa, alemle ne kadar bir bağlantısı varsa o derece bu bilgiyi açığa çıkartacak. Şimdi e, bu noktada arşın altındaki berzah aleminde, berzah aleminin birinci katmanındaki o ruhlar alemi daha bu bedene girmezden evvel Rabbin sormasıyla... Ben sizin Rabbiniz miyim? Evet sen bizim Rabbimizsin deyip Rabbi bildiğimizde. Ve Allah'ın yine ayette bakın buraya temas ediyor. Diyor ki: Biz bu sorumluluğu dağlara teklif ettik de dağlar reddetti ki dağlar yaratılış aleminde değil mi bu dünyanın direkleri gibi çok güçlü olarak anlatılan maddi boyutta bakın madde boyutunda ne kadar güçlü olduğunu aslında Allah orada niteliyor. Dağların bile kabul etmediği bu vazifeyi insan kabul etti diyor. Demek ki dağlara taşlara da bu vazife soruldu. Ancak insan dedi ki ben yapabilirim. Niye? Çünkü kendindeki yetkinlik bilgisi onda hala var. Ne kadar yetkin olduğunu biliyor. Daha gözler perdelenmedi. O yüzden dedi ki evet ben insan olma yani özgür iradeyi üzerime alıp kendi başımı hareket edebilme sorumluluğunu alıyorum dedi. Kendi başına hareket edebilme sorumluluğundan kastımız ne arkadaşlar? O meşhur özgür irade. İrade nefiste var dedik ya ve bütün alemin Kendine has bir iradesi var dedik ancak insanlarda ve cinlerde diğer varlıktan farklı olarak özgür irade var. Yani insan bu dünya geldikten sonra ruhundaki bilgiye başvurmayıp alemdeki bilgiye başvurabiliyor. Yeni bilgi edinebiliyor, unutabiliyor, karar verebiliyor. Bu yüzden de değişiyor ancak bir bitkide, bir hayvanda, bir taşta, bir madende siz bu bilgiye ya da bir melekte buna rastlayamıyorsunuz değil mi? Alemde altı tür varlık varsa... Bunun ikisi bir irade sahibi insanlar ve cinler. Geri kalan dört tanesi melekler, madenler, e, bitkiler ve hayvanlar. Bunlar iradeleriyle yani nefisleriyle ruhları bir olmuş ve nasıl geldilerse aynı şekilde hayatlarını devam ettiren varlıklar. Tekrar misal alemine geçecek olursak biz orada insan olmayı seçtik. Bu noktada bazen haksızlığa uğradığımızı, dağ taş olmak istediğimizi, değil mi? bir takım olaylar yaşadığımızda işte hatta Yasin suresinde geçiyor ya İnsanlar öldükten sonra gözlerindeki perde kalktığında özellikle kafirlerin keşke toprak olsaydım deyip e, hani belki varlıktaki en düşük dereceyi inmek istediğini bilgisinin nereden geldiğini anlıyoruz. Çünkü insan ve varlık bir yerde pişmanlık yaşıyorsa demek ki ona bu seçim hakkı verilmiş. Bütün bu bilgiler şunu göstermiyor mu arkadaşlar? Biz aslında bugün sanki bazen cebren getirildiğimiz bu hayatlarda aslında ta eles bezmindeki yaptığımız seçimlerle İnsan olmaya dair bir seçimin bile bize verildiğini, ruhumuza, nefsimize verildiğini görüyoruz çok net bir şekilde ve bu noktada Allah'ın adaletinden şüphe etmeden, Allah'ın merhametinden şüphe etmeden yaşayabilme kabiliyeti kazanıyoruz bu bilgiler sayesinde. Nitekim bizim bu alemde rahat yaşamamız, Rabbimizle, alemle ve kendimizle ne kadar barışık ve uyumlu olmamızla emin olun eşler bir surette var olacaktır arkadaşlar. Bu videoyu daha sonraki videolara devam etmek üzere bir ara veriyorum, kesiyorum. Ancak Melekut Alem'den sonra 7. bölümde devam edeceğiz tekrar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.